az önceki kamera arkası görüntülerinden de gördüğünüz gibi bugün Fujifilm X-T4 hakkında konuşacağız. Önceki videolarda bu fotoğraf makinesiyle alakalı ayrıntılı konuşacağımızı söylemiştim. Ve bir süredir de ben makineyi kullanıyorum. Hem bir kurumun videolarını yaptım hem de sosyal medya için bir takım içerikler oluşturdum. Dolayısıyla bu Fujifilm X-T4 gövdeyi ciddi anlamda sahada hem iş için hem de sizler için tecrübe etme şansı elde etmiş oldum. Şimdi konuyu çok fazla uzatmadan hemen ben doğrudan bu tecrübelerime geçeceğim. Açıkçası Fujifilm X-T4 ile alakalı böyle teknik veriler, ile alakalı bir şey anlatmayacağımı daha önce de söylemiştim. Bunlar zaten internette var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi Fujifilm'in genel anlamda gövde özellikleri, menü kullanımı, pratikliği ve bu üzerindeki tuşlar sayesinde retro tasarımlı aslında çok kullanışlı bir yapısının olmasını ben seviyorum. E, hatta xt t 3de de X-Pro3'de de bu arka kısımdaki joystick'in ve otofokus e, sisteminin çok iyi olduğunu, netleme noktasını istediğim gibi kontrol et, edebildiğimi, işte hazır içerisindeki e, fotoğraf renklerinin paletlerinin çok güzel olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu zaten Fujifilm Film x t aynen korunmuş, hatta biraz daha ileri bir noktaya götürülmüş, özellikle otofokus sistemi anlamında xt t 3ten de daha iyi bir netleme sistemi var. Konuyu öyle kolay kolay kaçırmıyor. Yüzünüzü sürekli takip ediyor. İster kendi kendinizi çekiyor olun, isterseniz başka bir modeli ya da bir konunun videosunu çekiyor olun. Konuyu çok iyi bir şekilde netliyor ve netledikten sonra da takip ediyor. Dolayısıyla otomatik netleme sistemi oldukça güvenilir ve sağlıklı çalışıyor. Yani ben otomatik netleme sistemi ile alakalı herhangi bir problem yaşamadım ve özellikle spor salonunda her şey çok hızlı gerçekleşiyordu. Aksiyon inanılmaz seviyede. Herkes koşuyor, herkes hareketli. Dolayısıyla böyle bir noktada zaten bir fotoğraf makinesinin otomatik netlemesiyle alakalı bir problem varsa en net bir şekilde kendisini göstereceği yer burası olurdu. Açıkçası videolarda her şey çok iyiydi. Yani o yönele ben şaşırdığımı söylemek istiyorum. Çünkü spor salonunda ben ayrıca bir ışıklandırma yapmadım. Sadece portre çekimlerinde bir miktar ışıklandırma yaptım. Onun haricinde video çekimlerinde ve salonun içerisindeki hem fitness bölümünde hem basket sahasında hem de yüzme havuzunda yapmış olduğum çekimlerde yapay bir ışık kullanılmadı. Az ışıklı bu ortamda bu kadar yüksek ISO değerlerinde bu kadar başarılı bir şekilde otofokus sisteminin çalışması gerçekten takdiri hak ediyor. Diğer taraftan ISO yüksek ISO demişken yani 6400 12800 ISO gibi değerlerde video çekimi yaptım. Yani bu noktada da video temizliği, videodaki kalite gerçekten beni şaşırttı. Yani APS-C sensör olmasına rağmen, kroplu bir sensör olmasına rağmen açıkçası full frame gövdeleri aratmayacak bir ISO performansı var. Mesela şu an izlediğiniz e, yüzme havuzundaki videoları çekerken Sadece havuzun iki ucunda birer tane ışık vardı, bir de havuzun içerisindeki ışıklar o zayıf ışıklar vardı. Dolayısıyla bu kadar az ışıklı bir ortamda, ve bu kadar yüksek ISO değerlerinde ki 6400 ve 12800 gibi ISO'larda gidip geldi çekimler, bu kadar temiz video çekebilmiş olması gerçekten büyük başarı. Yani açıkçası sensörün kalitesi zaten kendini x 3'te ispat etmişti. Aynı sensör var. Ama hem yazılım olarak hem de belki sensörde bir takım güncellemelerle çok daha iyi bir hale getirilmiş. Şaşırdığımı ve beğendiğimi söylemeliyim yani. En başta bu beni en çok etkileyen bu iki özelliğe vurgu yapmak istiyorum. Fujifilm XT3'ten farklı bir nokta olarak da bu hareketli LCD ekran beni çok etkiledi. Açıkçası bu ekran çok güzel olmuş. Yani artık yeni aynasız fotoğraf makinelerinin hepsine bence bu ekranı yerleştirmeleri lazım. Çok büyük bir rahatlık. Hem İster böyle YouTube videoları çekiyor olun. Hem de sahada çekim yapıyor olun. Yani gimbal'a dahi koyduğum zaman zaten görüntülerde görüyorsunuz. Gimbal'ın üzerinde dahi bu yan kısımdan rahatlıkla izleyebilmek çok güzel oluyor. Bu kısımda böyle kapalı kaldığı zaman belli noktaları kaçırıyorsunuz. Ama böyle yanda her açıda yani aşağıda gimbal'ı aşağıda tuttuğunuz zaman bu hali bunu yukarıya kaldırıyorsunuz ve tüm akışı yine aynı şekilde izleyebiliyorsunuz. Daha üst çekimlerde bunu aşağı doğru çeviriyorsunuz rahatlıkla çalışıyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir esneklik. Bugüne kadar bu şekilde yapılmamış olması açıkçası bence bir kayıptı. Artık XT4 ile beraber bu da hayatımıza girmiş oldu. Yani Fuji film kullanıcıların hayatına girmiş oldu. Dolayısıyla çok büyük bir esneklik ve en sevdiğim kullanırken en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi de bu tamamen geriye dönen LCD ekran oldu bu yönüyle de xt 4 bana daha sevimli geldi diyebilirim. Onun haricinde bu üst kısımdaki tuşlar, düğmeler zaten pek çok Fuji film gövdede gördüğümüz retro tasarım. Bunlar çok rahatlık oluyor. Menüye girmiyorsunuz. Sürekli menüyle boğuşmuyorsunuz. Ben kişisel olarak fotoğraf makinesi kullanırken açıkçası menüye zırt zırt girmeyi sevmiyorum. Konudan uzaklaşıyorsunuz, konsantrasyonunuz bozuluyor. Bir modelle çalışıyorsunuz, model soğuyor. Hele hele yaban hayat, spor gibi bir çekim yapıyorsanız aksiyon kaçıyor gidiyor vesaire. Yani birilerine dur diyemiyorsunuz zaten. Hele kontrol edemediğiniz yaban hayat gibi veya doğa çekimlerinde. Yani ikide bir menüye girip bir şeylerle uğraşırken zamanı kaçırmak, konuyu kaçırmak çok sinir bozucu oluyor. Fuji filmde böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Burada atanan diğer kısa tuşlar vasıtasıyla da zaten en çok kullanacağınız özellikleri buralara atadığınızda ayrıca bir hız kazanıyorsunuz. Yani bu düğmeler size yetmedi, bu çarklar yetmedi durumda. Bu diğer düğmeler vasıtasıyla da menüye girmeden işinizi çok hızlı halledebiliyorsunuz. Kare hızını belirleyebiliyorsunuz. Yüz göz AF'ye aktif ya da pasif yapabiliyorsunuz. Yani pek çok şeyi buralara atama şansınız var. Fuji Film X-T4 açıkçası hiçbir özelliği kısmadan bünyesinde bulunduran bir fotoğraf makinesi diyebilirim. Yani böyle bir retro bir görüntüsü var ama bakıyorsunuz saniyede 15 kare fotoğraf çekebiliyor. Hatta bir miktar fotoğrafta kırpma yaparak bunu saniyede 20 kare, 30 kare hızlara kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani anormal bir hızlı çekim özelliği var. Çok hızlı çekim yapmak istiyorsanız da yapabiliyorsunuz. Daha stilize, konsantre bir çekim yapmak istediğinizde de yapabiliyorsunuz. Yani fotoğraf makinesi ne tür konuyu çekmek isterseniz size bir şekilde ayak uyduruyor. Size inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Yani biz bu fotoğraf makinesini şunun için yaptık. İşte o yüzden bu özellikleri kıstık. Daha çok şunlar kullansın. Onlara bu özellikleri vermeye gerek yok. Hadi oradaki özellikleri kısalım vesaire gibi bir şey olmamış. E, bütün özellikleri olabileceği en iyi şekliyle koymaya çalışmışlar. E, artık fotoğrafçıya kalmış gerisi. Bu fotoğraf makinesini aldığınız zaman Dediğim gibi ister spor fotoğrafı çekiyor olun, ister moda fotoğrafı çekiyor olun, ister portre, ister düğün, ister yaban hayat, ister aksiyon hepsinin altından bu fotoğraf makinesi kalkar. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Çünkü imaj kalitesi çok iyi, fotoğraf kalitesi çok iyi. Az önce söylediğim gibi ISO performansı çok çok iyi. Bu kadar iyilik varken bu fotoğraf makinesiyle her türlü meselenin altından kalkarsınız. Oldukça kaliteli objektifleriyle beraber Fuji filmin Objektif parkı, objektif skalası bence birçok kullanıcı için ziyadesiyle yeterli. Gayet iyi. Hem prime hem zoom objektifleri var. Mesela bu 10-24 F4 zoom objektif benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir perspektif etkisi var. Aşırı derecede bir bozulma yok. Çok keyifli fotoğraf ve hatta video çekilebiliyor. 18-55 mm zaten benim Fuji filmde en sevdiğim objektiflerden bir tanesi. Yani pek çok 18-55 mm kit olarak hani kit objektif olarak bilinir ve sevilmez. Ama bu objektif 2.8 diyafram açıklığına sahip 18 mm'de. 55 mm'ye geldiğimiz zaman da f4 oluyor. Dolayısıyla gayet güzel bir alan derinliği sağlıyor. Hafif ve küçük olduğu için video çekimlerinde gimbal'ı zorlamıyor ki bu objektif de gimbal'ı zorlamıyor. Genel itibariyle Fuji film aynasız fotoğraf makinesi ve kompakt bir yapı sunuyor. Objektifleriyle de bu kompaktlığı destekliyor. Yani böyle koca koca ve ağır objektifler söz konusu değil. Ee, bu yönüyle de çantanızda çok az yer kaplıyor. Fujifilm gövdeler ve objektifler rahatlıkla seyahat edebiliyor ve çekimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim video olayına. Biliyorsunuz Fujifilm X-T3 ile beraber artık e, Fujifilm gövdeler 10 bit videoyu dahili olarak gövdelerine yazabiliyorlar. Tabi hepsi değil. xt 3 ve xt 4 Bunu 4.2.0 olarak yapıyor. Yani tüm renk paleti olarak 4.2.2 yapamıyorsunuz. 4.2.2 yapmak için harici bir kayıtçıya ihtiyacınız var. HDMI bağlantısıyla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama zaten 4.2.2 gibi bir şeye çok fazla ihtiyacınız olmaz. Nerede ihtiyacınız olur? Gerçekten profesyonel bir çekim yapıyorsanız ve biraz daha ciddi anlamda bir video içeriği üretecekseniz o zaman zaten harici bir kayıtçıya da ihtiyacınız olabilir. Çünkü post prodüksiyonda o videoyla epey uğraşacaksınızdır, renk yapacaksınızdır, işte açık koyu alanları düzenleyeceksinizdir. O zaman 422 10 bit F-Log bir kayıt düşünülebilir. Yine gövde içerisinde 10 bit kayıt yapabiliyor olmak ve F-Log kullanabiliyor olmak bir ayrıcalık, çok güzel bir özellik f konusuna gelmişken de log kayıtlar dinamik aralığı çok geniş tutmaya çalıştıklarından gölge ve aydınlık alan arasındaki skalayı e, dengelemeye çalışırlar. Dolayısıyla da böyle kontrastı düşürür, saturation'ı düşürür. Yani böyle size siyah beyazdan hallice oldukça donuk, renksiz e, ve çok siyah ve çok beyaz alanların olmadığı bir video verir. Buna da ulaşabilmesi için ISO değerini arttırması gerekir. Genel itibariyle Sony gövdelerde 800 ISO'nun altında log kayıt alamazsınız. Fuji film gövdelerde de 640 ISO'nun altına düşemiyorsunuz. Log kayıt yapmak istediğiniz zaman minimum ISO değeri 640 oluyor. Açıkçası bu makineyle log kayıt yapılabilir. Ve uzun vadeli farklı ışık koşulları altında yapacağınız çekimlerde bu log kaydı kullanırsanız tüm görüntüleri aynı denge içerisinde birleştirme şansınız olur. Kurgunun genelinde bir renk dengesi sağlayabilirsiniz. Bunlar da avantaj. Dolayısıyla Fuji film gövdeyi aldığınız zaman aslında etkili bir video kamera ve etkili bir fotoğraf makinesine sahip oluyorsunuz. En nihayetinde bu gövdeler fotoğraf makinesi. Bir video kamera değil. Dolayısıyla hiç ısınmadan saatlerce çekim yapmak söz konusu değil. Zaten piller o kadar dayanmıyor. Ve yine zaten yapıları itibariyle bunlar fotoğraf makinesi olduğu için kaydı belli bir süreden sonra durduruyor. Yeni kayda geçiyor. Fujifilm x t 4te bana çok sorulan bir şey vardı. Abi fotoğraf makinesi çok ısınıyor mu diye. Şunu söyleyeyim. Spor salonunda çekime başladım ve hiç aralık vermeden yani video tabi arada durduruyorum. Video kaydını durduruyorum ama LCD ekran her zaman açık. Sürekli elimde gimbal'a takılı bir halde. Durduruyorum, başlatıyorum. Durduruyorum, başlatıyorum. Aralarda Uzun bekleme süreleri olmadan arka arkaya e, pil bitinceye kadar çekim yaptım. Fotoğraf makinesi genel olarak bir ısınma oldu. Böyle elimle tuttuğum zaman da bir ısınma vardı. Ama hiçbir zaman videoyu kesmedi. Veya ısınma uyarısı verip video çekmeme gibi bir durum söz konusu değildi. O yüzden açıkçası bu fotoğraf makinesiyle e, pilin gücü yettiği kadar video çekebilirsiniz diye düşünüyorum. 4K videoyu açıp ya da e, ağır çekim videoyu açıp bir kenarda makineyi bırakıp uzun uzun nereye varacak diye bakmadım. Böyle bir test yapmadım. Ama yaklaşık olarak 20 dakikaya yakın hiç kesintisiz 100, 100p hızda yani 4 kat slow motion video çekmişim. Herhangi bir kapanma söz konusu olmadı. Ben durdurdum video yani çekim bitti ben durdurdum. Yani bu kadar uzun sürede ağır çekim zaten yapmazsınız. Veya bu kadar uzun süre bir video çekmezsiniz. Yani ancak bir röportaj çekiyor olabilirsiniz. Röportajı 4K olarak çekmek isterseniz zaten 25p hızda çekin. Yani 50p hızda niye bir röportaj çekesiniz? Konuşmayı ağır çekim yapmayacağınıza göre. Dolayısıyla 25p hızda 4K video kaydını pil bitinceye kadar yapabilirsiniz. Bununla alakalı bu gövdede herhangi bir sorun ben görmedim ısınma problemi, ısınmadan kaynaklı kapanma problemi bu gövde de yok. Gövde ısınıyor. Tuttuğunuz zaman ısınıyor. Ama öyle aşırı bir sıcaklık söz konusu değil. Fotoğraf makinesi kendisini kapatmıyor. Bu arada pil bitinceye kadar dedim. Pil performansını da merak ediyor olabilirsiniz. Açıkçası ben XT3'ten daha uzun süre pilin gittiğini düşünüyorum. Yani bunu doğrudan ölçmedim. Ama t 3ü test ederken sanki daha çabuk bitiyordu. Burada yani sabah başladığımız çekimler öğleye doğru bitirdik. Aralarda boşluklar verilmiş olsa bile genel itibariyle söylediğim gibi LCD ekran çoğunlukla açıktı. Yani pil bitmesine doğru çekimi de ben tamamlamıştım. Power bank vardı yanımda onu dahi takmaya ihtiyaç olmadı. Ama yine de yedek bir pil olmasında fayda var yalnız da böyle bir model düşünüyorsanız. Yani aynasız bir fotoğraf makinesi alacaksanız zaten bence bir iki tane yedek piliniz olsun iyi de bir işte 10 bin ya da 20 bin amperlik bir power bankiniz olsun derim. Şimdi videonun sonunda ben spor salonunda yapmış olduğum çekimleri size göstereceğim. Zaten orada ne kadar keyifle çekim yaptığımızı ve sonuçları doğrudan görme şansınız olacak. Peki şunu diyebilirsiniz yani her Fujifilm X-T4'ü önünü alan makineyi övüyor. Yani bunun hiçbir eksik tarafı yok mu? Niye bu kadar övüyorsunuz vesaire gibi bilmiyorum. Yani ben de şu an makineyi böyle gereksiz övüyor muyum diye düşünüyorum. Açıkçası öyle bir şey yok yani olmayan bir şeyi söylemiyorum. Hoşuma gitmeyen bir şeyi hoşuma gitmiş gibi size aktarmıyorum. E, eksik yönleri var mı? Mutlaka her modelin markanın eksik tarafları vardır. Ben çekimler esnasında eksik denebilecek bir nokta şunu söyleyebilirim: e, Ağır çekim yapmak istediğim zaman menüye girmem gerekiyor. Mesela bu pratik gelmedi bana. Açıkçası Q tuşuna bastığım zaman bu seçenekte olmalıydı. Böylece buradan hemen çarkı çevirerek ben anında 100 P hıza, 120 P hıza geçip videomu o şekilde çekebilirdim. Ağır çekim video yapmak istediğim zaman bunu önceden hesap edip girip menüden ağır çekim moduna geçmem gerekiyor ve o çekimleri ağır çekim olarak yapmam gerekiyor. Sonrasında eğer yine normal çekime döneceksem yine menüye girip ağır çekim kısmını kapatmam gerekiyor. Açıkçası bu biraz böyle yolu uzatıyor. Çok pratik gelmedi. Bunu sevmedim. Yani bunu keşke daha pratik bir şekilde yapmanın yolu olsa. Bu tuşlara atanıyor mu onu bilmiyorum. Açıkçası e, o özelliğe bakmadım. Belki atanıyor olabilir. Atanıyorsa güzel. Fujifilm X-T4 sensörün tamamını kullanıyor. Hem 4K video hem de Full HD videoyu çekerken. Ancak 100p, 120p veya 240p gibi hızlara çıkmak istediğiniz zaman sensörde bir miktar kırpma yapıyor. Bu da doğal çünkü o kadar veriyi işlemek biraz zor oluyor. Bunu sensörde bir miktar kırpma işlemini gerçekleştirerek yapıyor. Sadece 1.3 oranında bir kırpma var. Öyle çok yüksek bir kırpma da söz konusu değil. E, onun haricinde genel itibariyle bu fotoğraf makinesiyle ilgili söyleyebileceğim açıkçası bir olumsuzluk bunlardan başka söz konusu değil. Ben genel itibariyle Fujifilm X-T4'ü beğendim. Ee, Fujifilm X-T3'ü olanlara Fujifilm X-T4 almalarını tavsiye eder miyim? Bence gerek yok. Yani bu LCD ekranın dönmesi, kendi kendinizi çekim yapacaksanız evet yine alınabilir. Ama onun haricinde Fujifilm X-T3'te de pek çok işinizi yakın bir kaliteyle yaparsınız. Ama ilk defa alacaksanız bence Fujifilm X-T4 alın. Bütçenizi biraz daha zorlayıp XT3 yerine XT4'ü alın derim. Dahili 10 bit video kaydı, bu kadar yüksek ISO başarısı, ee, video özelliklerinin çok gelişmiş olması, 400 megabit veri hızına kadar video kaydediliyor olabilmek. Bu özellikler kroplu sensöre sahip başka fotoğraf makinelerinde yok. Dolayısıyla e, bence ayrı bir yerde duruyor ve fiyatının e, hakkını verdiğini düşünüyorum bu fotoğraf makinesinin. Bu özelliklere ve bu kaliteye bu fiyat bence normal. Sözü daha fazla uzatmayayım ve sizleri Fujifilm X-T4 ile çekmiş olduğum videolarla baş başa bırakayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.